Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Öncelikle saçlarımı evet boyattım. Fark etmediyseniz vloglarımda YGS'ye dönüş videosu çekiyorum. YGS ile ilgili ayrıca konuştuğum videoları izleyebilirsiniz. Şu an konuşmak bile istemiyorum. YGS'ye YGS diyorum ama YGS'ye mi artık bilinmiyor. Her neyse. Bugün sizlerle geçen sene yaptığım bir videonun 2017-2018 eğitim öğretim yılının versiyonunu çekiyorum. Çantamda ne var? Fark ettim ki ben büyüdükçe çantamın ağırlığı büyüyor. Yani şu an gerçek hepsi okuldan geldim, hazırlandım. Direkt video çekmeye oturuyorum. Yani bu sefer bütün gerçekliğiyle çantamda ne var ne yok göreceksiniz. Yani bugün zaten çok tuhaf bir gündü okulda yaptıklarım. O yüzden hiçbir şey çıkartmadım. Bütün gerçekliğiyle çantamda ne var göreceksiniz. Normalde olsa şey yapardım, böyle daha düzenlerdim. Hani acaba insanlar hoşuna gider mi ama yani yok arkadaş, toparlanmıyor. Çantada kağıtlar çıkıyor, peçeteler, çöpler, ıvır zıvır. Test şeyleri, atıkları, her şey var. O yüzden bugün masaya yatırıyorum. Sanki ne yaptım, sanki çok kötü bir şey yaptım ya. Evet, bugün çantamda neler olup neler bittiğini göreceksiniz. Ayrıca kalem kutumun içini de göstereceğim. Kalem kutumda ne var videosu da çok istiyorsunuz. Ama şunu düşündüm, yani kalem kutumda kalem ve çeşitlerinden başka bir şey olmadığı için teker teker hangi kalem olduğunu da söylemeyeceğime göre direkt üstü kapalı bir şekilde göstereceğim size neler var neler yok. Onlardan çıkartacağız. Bu arada diyeceksiniz İrem sen takımı takardın, kolyeler, küpeler. Artık biraz böyle değişiklik istedim yani. Beğendiğim tarzı kendime uygulayamadım ve çok güzel takılar buldum Instagram sitesinden. Oradan bir sipariş verdim. Hoşuma gittiği için artık böyle bir takı takayım dedim artık yani. Değiştim. Birazcık tarzım değişti. Onu kabul edebilirim. Üstündekini de linkini aşağı koyarım. Ayşegül ablanın mağazasından aldım. Moda Onla'dan Kadıköy'de mağaza bulabilirsiniz. Evet, o zaman daha da uzatmadan çantamda ne varmış bakalım. Sesim. Evet. Öncelikle şunu belirteyim. Kırtasiye alışverişi videomda kapakta bu termosu görüyorsunuz. Ama ben videoyu çekerken söyledim. Her şeyi anlattım bununla ilgili. Söylemeyecek her şeyi gayet açık ve net söyledim. Fakat o klip yok. O bölüm yok asla. Bulamadım. Size sordunuz. Ben bunu Kipa'dan aldım. Viaport'taki en alttaki büyük mağaza Kipa mıydı? K ile başladın eminim. Yazarım eğer üstüne yanlış söylüyorsam. Bunu oradan aldım. Ebatları çok iyi. Ne çok büyük ne de çok küçük. Sabah tam öyle ayıltacak bir formatta, boyutta. Bence bunlardan alabilirsiniz. 9.95 gibi bir fiyat olması lazım. Yani bayağı ucuz. Sıcakta tutuyor. Starbucks'inkiler kadar iddialı olmasalar da yani işinizi görebiliyor. Zaten sabah içtiğim için kahveyi benim çok sıcak durmasına gerek kalmıyor zaten. Hemen tüketiyorum. Çünkü evden hani acele acele çıktığım için hemen hazırlayıp okulda içmeye devam ediyorum veya yolda içiyorum. İlk başta kahve termosu var ama bu çantamın dışında. Az sonra çantama gelirsek. Canım çantam, bu sene hızlı başladık. Aşırı ağır olmaya başladı artık çantalarım. Ve yanıma yani yemek falan da alıyorum. Bu yemek koyulmamış halim. Çok ağır yani hali. Çantam nereden aldım derseniz. Ben bunu İstanbul'da aslında birkaç kişi de gördüm. Ama benim annem de babam da yine videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Kırtasiye alışverişimi. İspanya'dan bir tane mağazadan almışlardı. Yani herhalde buralarda demek ki satılıyor ve o insanlar da yurt dışından aldı. Bilmiyorum. Ama böyle siyah, çok geniş ve büyük olan, uzun yani bir de. Bir çanta iki tane gözü var. Bir önde bir de arkada, içinde de küçük cepleri var. Şimdi isterseniz açalım. Evet. İlk başta şurada küçük bir göz var içinde. Oradan başlayayım. Burada üç tane küçük, iki tane şu an. İki tane not defteri görüyorsunuz. Bir tanesi bu Vediacorp'tan aldığım, bir seneye geçti. Hala eskimeyen ödev defterim. İçine kaç soru çözmüşüm, hangi dersten ne ödev var onları yazıyorum. Bir tane de böyle notluk var. Benim aldığım notluklar yapışmıyormuş, o yüzden üzüldüm. Bunu aldım. Buldum bir yerden evden. Bunları da mesela deftere, daha doğrusu kitapta boş yer olmadığı zaman hocaların ayrıca not ettirdiği şeylere yazıyorum, yapıştırıyorum. Önemli bilgileri küçük küçük olsa da alıp yapıştırıyorum. Veya matematikte soru çözerken hoca soru çözdürüyorsa oraya yazıyorum. Sonra çıkartıyorum, eve gelip kendim çözüyorum. Bu yüzden de yardımcı olabiliyor. Evet.
Daha sonra benim bu sene bayağı defterli kitaplı bir çantam var. Ama ilk başta önüme şu çıkıyor bir saniye. Bu da kulaklığım var. Kulaklığına başlayayım. Okula telefonlarımızı kullanamasak da çıkışlarda eve gelirken, yolda, yürürken dinliyorum. Bunu da rengine bayıldığım için almıştım. Toz pembesi de vardı. Hatta Miniso'dan aldım. Akasya'da bulabilirsiniz. Ben Viaport'taki mağazasından aldım. Aşırı tatlı ve 35 lira. Hani bir kulaklık için olabilecek en iyi şey bu. Ve gayet kaliteli. Kulaklıklarım hani duyuyabiliyorum çok net bir şekilde. Bir saniye şuna bir yerleştireyim. Bozulmuş çantam. Su şişesi denmez buna artık. Suluk. Suluk. Suluğum var. Bir tane boş dosya var. Herhalde bunun içinden hangi testler çıktı kim bilir. Bir tane boş dosya var. Sonra biliyorsunuz, şu bildirimi, pardon çok affedersiniz, telefon sesini kısmamıyorum. Biliyorsunuz artık havalar böyle yağmurlu ama güneşli. Ben de güvenemediğim için bir tane bere artık bulundurmaya başladım çantamda. Sabah bir kalkıyorum, sağanak yağmur, bir saat sonra güneş, sıcaktan terliyorum. O yüzden bir tane yanında bulundurayım dedim, yine de ne olur ne olmaz. Sırada okuma kitabım var. Peyami Safa'nın Fatiha Harbiye kitabı. Ben BKM kitabın internet sitesinden aldım. Bir sürü kitap aldım. Kitaplarla ilgili video çekeceğim zaten. Burada da internet siteleri ve Ayraş çok tatlı değil mi? Linklerini aşağı koyarım. Bütün kitapları uygun fiyata bulabiliyorsunuz zaten. Oradan almıştım. Bunu da neden İrem böyle eğlenceli şeyler okumuyorsanız derseniz sınava hazırlanıyorum arkadaşlar. Edebiyat soruları. Bunlar önemli. Çok güzel içinde. Ben daha okumaya çok fırsat bulamıyorum. Hani yavaş yavaş okuyabiliyorum. Sürekli test çözdüğüm için vakit kalmıyor hani. Daha sonra kalem kutum var. Kalem kutumu hemen göstereyim. Bu İspek'ten aldım. Geçen sene de aynısı vardı zaten. Hop şöyle açıyorum. Şurada da bir tane yine not kağıdı var. Üstünde bu seneki TDK'nin değiştirdiği yazım kuralları var. Mesela alt geçit, üst geçit ayrı, tam sayı ayrı. Yani bunları böyle yapıştırdım ki göreyim. Daha sonra böyle markerlar var, highlighterlar. Böyle yani kalemlerim var, renkli renkli, kurşun var, tahta kalemi var, silgilerim var. Kalem tıraşım var mesela. Daha sonra silgi, daha sonra toka, ayraç. Böyle şeyler, uç var mesela. Yani kalem kutumda ne var videosu bu kadar arkadaşlar. Çok bir şey yok yani, özel bir şey yok. Ve şimdi geçen sene olsa güzel bir makyaj çantamın içine böyle bütün malzemelerimi koyardım ama artık baktım ki dağınıklaşmışım çünkü o kadar artık düzenim kalmadı ki sadece kitap koyup çıkarmaya odaklanmışım. Ne buluyorsam artık atıyorum. Öyle bir zamanım bile yok. Bunu annemin Watson's'tan almıştı galiba. Arkadaşlar peçete. Sonra çorap var. İrem neden çantamda çorap var derseniz spor ayakkabılarının içine genelde babet çorabı giyiyorum ve benim ayaklarım bir süre sonra lastiğinden bazıları çıkabiliyor veya şöyle söyleyeyim çoraplarımı çok görmesini sevmiyorum. Ama sonra ayakkabı vurmaya başlıyor. Bu boyutları hani gelişiyor, kanama aşamasına gelmesin diye bazen çorap bulunduruyorum veya botun içine gidin ayağım kaymasın veya üşürsem en basitinden. Böyle şeyler için çorap bulunduruyorum yanımda. En önemlisi bir lastik çıktı çantamdan. Sonra, evet, bir tane daha tokamız var. Bunu bileğime takayım ki kaybetmeyeyim. Ve bileklik. Şimdi ben artık böyle takı takmayı çok sevdiğim için takıyorum. Sonra okulda sıkılıyorum bazen, çıkartıyorum. Veya hani çok, bilmiyorum niye çıkarttıysam içine atmışım direkt. Yani böyle bir bilekliğim var çantamda. Böyle yine muhtemelen aynı cüzdanım var. Victoria's Secret'ın küçük cüzdanı. En pratiği. Yani ağırlık yapmaması için bunu kullanıyorum. Mesela 9. sınıf fonksiyon kitabı var. Neden İrem 9. sınıf fonksiyon kitabı kullanırız? Çünkü fonksiyonların temelini öğrene öğrene gidiyorum. Arada ikisini götürmeye çalışıyorum. Böyle LYS, 15 LYS denemesi matematiğin testler var. Çok çözmüşçesine göstereyim ilk testleri çözdüm hadi biraz. Bu endemik yayınlarınmış eğer merak ediyorsanız. Böyle bir LYS kitabı var. Ben bugün aşırı enerji doluyum. Okul videolarını çok seviyorum çünkü. Niye her sene aynı videoları çekiyorsun diyor demeyin çünkü isteyenleriniz var. İsteyenleriniz olduğu için çekmek istiyorum ben de. Sonra bugün dil anlatım sorusu çözdüm. Bir sürü test var. 96 soru çözdüm okulda. Teneffüse çıkmıyorum. Sonra defterlerim var burada. Matematik defterlerim.
Ah, ah matematik ya. Ve burada da bir tane daha not defteri var. Çözüm soruları yazıyorum okulda unutmayayım diye. Eve gelince diğer büyük kağıda geçiriyorum. Bunlar büyük bölümünde olanlardı. Bunun dışında çantamda şey oluyor hani yiyecek, içecek böyle vesaire onun türleri oluyor. Kaplar falan iyice ağırlaştırıyor çantamı da neyse yani. Şimdi ön göze geçeceğim. Evet şimdi hazır olun. Burada çok tuhaf şeyler oluyor. İlk başta şöyle bir buzdolabı poşeti içinde. Bizim öyle teneffüsüm. Şimdi burada gördüğün şey oje, tırnak makası ve törpü. Yani deli misin derseniz okulda ne yapıyorsun bunlarla? Bizim öğle teneffüslerimiz bir saat ve biz hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Dışarı çıkamıyoruz zaten. Ve yapacak hiçbir şey olmadığı zaman evde vakit ayıramadığınız tırnaklarınıza bakım yapmak istediğiniz zaman böyle yanına alıyorsun. Yapıyorsun. Sonra tekrar testini çözüyorsun. Sonra böyle yani. Bu bir döngü arkadaşlar. Ojelerim bu arada Bim'den. Çok güzel rengi. Bayıldım. Göstereyim hemen. Oh, elime bastı. Bu böyle Pretty by Flor... Ah, Flormer'ınmış ama Bim'den aldım. Vay be, bunu görmemiştim. Çok tatlı bir renk. Bu da Dove Tail adlı 006 numaralı ojesi Flormer'ın. Evet, ön gözümde bunlar var. Daha sonra bir tane rimel var. Bunu da şey diye aldım hatta yanıma. Çıkışta bazen böyle bir yere gidersen veya bir şey olur ya bilmiyorum bazen böyle içime doğuyor. İrem bugün biraz bakımlı mı olsan diyorum. Sonra iki şey oluyor. Bakıyorum üç şey daha alıyorum. Yani bir şeyler oluyor yani ama rimel sürüyorum ama sürmüyorum yani bunu sürer miyim diye yanıma alıyorum. Genelde çok sürmüyorum. Telefonum var. Bu kabı Instagram'dan almıştım. Bu arada telefonumda ne var videosu çekeceğim ama galiba telefonumu değiştireceğim. Annemle bir şeyler olacak bilmiyorum. O yüzden bekliyorum. Daha sonra bunu göstermek istemiyorum ama cımbız cidden şu an haberim yoktu yani cımbız neden burada Allah'ım ya. Daha sonra tokan var böyle siyah kalın ve tokanın bütün türleri var daha demin şeffaf örgü tokası vardı tel toka vardı daha ne çıkacak ve en önemlisi el kremim bir derste 4 kere şunu sürüyorum yani ellerim bakın o kadar kuruyor ki. Kanamaya hatta başlıyor. Yani kış gelince bunun 2-3 katı olacak. Hani durup dururken kanıyor kuruluktan. Bu Watson's göndermişti. Bunu aslında almadım. Fiyatını o yüzden bilmiyorum. Naturals'in Pav Pav. Bu papaya meyvesi. Mükemmel kokuyor ya. Oh. Oh. Ve boyutu çok tatlı. Böyle ne çok büyük ne çok küçük. 60 mililitre. Çok güzel kokuyor. Elim çok çabuk emiyor aslında. Bilmiyorum iyi bir şey mi ama yani sürekli sürdüğümü biliyorum. Ve anahtarlarım var. Azalmış mı bunu? Her gittiğim bakıyorum bir şeyler düşüyor ama. Başka ne varmış bakalım. Ben niye böyleyim? Ve Chibo'dan aldığım kahveleri biriktirdiğim bir kart var. Bunu da mesela alıyorsun. 7 tane aldın mı? Buyur. Bir tane de bizden diyorlar. Benim kahve benim için mutluluk ve Chibo'nun kahveleri mükemmel yani Starbucks hiç onun yanında bence. Aa bir tane de Riv Rocher'den ben bunu okuyamam Riv Rocher, U.S. Rocher, Riv Rocher yani böyle bir evet yani bilmiyorum nasıl okudum hep unutuyorum ama kahverengi. Okulda tabii ki de bunları sürmüyorum dediğim gibi bulunduruyorum bilmiyorum yani bir şey olur olmaz yanında bulunsun diye ve evet. Çantam bu kadar. İçinde neler var neler yok gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir çantamda. Çantamı beğendiyseniz beğenin. Ve saçlarımı beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Eski halime geri döndüm. Benim 8. 9. sınıfta saçlarım böyleydi. Ben öyle şey oldum. Küçüldüm mü büyüdüm mü onu anlamadım ama. Zaman ayırdığınız ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Çok 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 mutlu olurdum çünkü... Büyüyoruz yavaş yavaş. Az kaldı böyle 200 binleri, 300 binleri umarım inşallah. Evet. Benim videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Üstündekilerin linklerini koyacağım. Merak ettiyseniz bakabilirsiniz ve şu an söylemek istemiyorum ama winter is coming arkadaşlar ve ben o kadar mutluyum ki. Son, yani biraz daha soğusa artık böyle şeyim. Çıkayım. Artık hani şeyim çıkayım hani kazakla terlemeyeyim veya uzun koluyla pişmeyeyim istiyorum. Çünkü bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk bir an önce soğuması dileğiyle.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benden istediğiniz videoları da aşağıya yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Ben daha doğrusu dersleşmeye gidiyorum artık. Çıkartayım şunları. Görüşürüz.